fuar gezimizde olabildiğince bütün traktörleri ekranlarımıza taşımaya çalışıyoruz sayın seyirciler. Şu anda da Erkunt'un standındayız ve yanımızda bölge bayisi Barış Bey var. Şimdi Barış Bey, birçok model getirmişiz. Bayağı da özenmişiz, görüyoruz. Çiftçiler için tabii alt sınıftan üst sınıfa bütün modeller ihtiyaç duyan çiftlerimiz var. Kısaca hangi modellerle geldik bir onları öğrenelim sizden. Sonrasında Erkunt'un özellikle motorunu çok merak ediyorum. Motor, kullandığı motorlar nasıl? Güç üretimleri nasıl? Çünkü ekipmanlarla kullanılan ürünler bunlar ve o gücü maksimum şekilde çiftçi kullanmak istiyor. Böyle değerlendirirsek neler öğreneceğiz sizden? Şimdi firmamız 2005 yılında 60 ve 70 tek çeker kabinsiz modellerimizle üretime başlamıştır. Tarihler ilerledikçe, yıllar ilerledikçe çiftçimizin, kullanıcımızın ihtiyacına göre 4 çeker motorlara kabinli, kompresörlü ürünlere geçildi. 80 beygirlik traktör çıktı. 2010 yılında yeni kasalarımız geldi. Bu ürünlerimiz. 2012 yıllarında 4 silindirli Perkis motorlarına üretime devam ettik. 90 beygir, 100 beygir, 105 beygir, 110 beygir ve özel lansman ürünü adı altında Camrail dediğimiz Euro 4 B motor çiftçimize özel olarak sunulmuştur. Bunlarla bu şekilde devam ediyoruz. Çiftçimizin bize güvenip desteklemesini rica ediyoruz. Şimdi çiftçilerin en çok korktuğu konulardan biri, traktörün beygiri arttığı zaman çok yakar diye bir endişesi var. Erkunt'ta bu durum nasıl? Kullandığı motor bu veya ekipman yakıt tüketiminde bir avantaj sağlayacak mı Erkunt'ta? Bizim traktörlerimiz rakip traktörlere göre 1400 devirde tekerlek hareket gücünü, tork dediğimiz olayı yakaladığı zaman, yakalıyor da, yakıt ekonomisini sağlayan %20, %30 arasında beygir gücüne değişen rakiplere göre noter onaylı yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Yani dolayısıyla çiftçimiz zannediyor ki işte motor büyüdüğü zaman fazla mı yakar? Hayır. İhtiyacınıza göre kullanacağı ürünü, ekipmanı ve işleyeceği tarlayı sorup ona göre doğru ürünü veriyoruz. Yakıt ve çekiş olayını ortadan kaldırıyoruz. Peki şimdi çiftçi yeri geldiğinde saatlerce bu traktörün içinde tarlasında çalışacak. Biraz da konforu ele alacak olursak bir rahatlık sağlayacak mı Erkunt? Ben bir Erkunt traktörü tercih ettiğim zaman içerisine oturup tarlamda saatlerce rahatlıkla çalışabiliyor muyum? Şimdi bizim traktörlerimizde ağırlık dengeleme sistemi mevcut olduğundan dolayı kesinlikle tarlada toprak altı işleri yaparken zıplama dediğimiz olay kesinlikle yoktur. Özel takside nasıl yolda giderken rahat bir şekilde gidiyorsa aynı bizim traktörlerimizde öyle bir rahatlık vardır. Artı dijital klima ve körüklü oturak. Dijital klimanın amacı ne? Dijital klimanın amacı dereceyi ayarladığınız zaman belli bir soğukluğa geldiği takdirde otomatik klima devre dışı kalıyor. Dolayısıyla bu yakıt tasarrufuna neden oluyor. Diğer marka traktörlerdeki gibi manuel klimayı bastığın zaman düğmeyi unutuyorsun. Bu sürekli traktörden beygir gücü alıyor. Aşırı derecede çekişi düşürüyor. Yakıda biniyor. Peki son olarak değerlendirecek olursak servis kısmında nasıl yetişiyorsunuz çiftçilerin yardımına? Servis kısmında ben de kendim de bir çiftçi olduğumdan ötürü her ilçede bir servisimiz var. Servis ağımız tamamen yaygın, geniş. Yedek parçamız zaten İngiliz Perkins motoru olduğundan dolayı hiçbir şekilde bir zorluk çekilmiyor. Yetkili satıcı olarak bütün servislerime destek veriyorum. Firmamız bu konuda çok hassas, üretici firmamız. Yani bir olay olduğu zaman servis müdürlerimiz olaya hemen müdahale ediyor. Fabrika hemen ekip gönderiyor. Bu olaylar ortadan kalsın, çiftçi mağdur olmasın. İşte tarlada traktör yatmasın. Servisin önünde traktör işte 15-20 gün yatmasın. Diğer markalarda biz bunları çok görüyoruz, çok yaşıyoruz. Bizim başımıza gelmesini istemediğimiz olayı çiftçimizin başına gelmesini istemiyoruz biz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.